Toplumsal Denetim, Beden ve Din. Engels, Durkheim ve Weber'in görüşlerine dayanan ve Foucault'un kavramsal çerçevesinden de yararlanan Brian Turner, dinin materyalist bir yorumunu yapmaktadır. Turner'a göre dine ilişkin materyalist bir kavrayış, dinsel inanç ve pratiklerin önemsiz olduğunu savunmak şöyle dursun, tersine dini fiziksel ve psikolojik gerçeklik deneyimi içine yerleştirir. Dolayısıyla bu anlayış, Hristiyan geleneğinin fizikselliği ile İslamiyet ve Musevi'nin ortak İbrahim'i kökenleri ile uyum içindedir. Turner, öncelikle bedeni ve iktidarın beden üzerindeki etkilerini incelemenin daha materyalist bir tutum olacağını savunan Foucault'u izleyerek, toplumların üretiminde ve bireylerin yeniden üretiminde dinin oynadığı rol üzerine durmaktadır. Dinin geleneksel işlevlerinden birinin toplumsal denetimi ve toplumsal dayanışmayı sağlamak olduğu görüşünü de reddetmeyen Turner, Durkheim'in analizine gönderme yaparak dinin bireyler arasında toplumsal bağlar yaratan ve kutsalla ilişkili olan bir inanç ve pratikler dizisi olduğuna dikkat çeker. Burada vurgu, dinin, topluluğun, parantez içinde cemaatin iç dayanışmasını sağlayıcı ve pekiştirici işlevindedir. Turner bu anlayışa, toplumda bedenin ve bedensel denetimin rolünü de eklemekte ve Batı Hristiyan toplumunda bedenin disiplin altına sokulmasının amacının ekonomik ve politik iktidarı korumaya yönelik bir önlem almak olduğunu savunmaktadır. Ona göre dinin insan yaşamı açısından taşıdığı can alıcı tarihsel ve toplumsal anlam ancak din, beden, aile ve mülkiyet arasındaki ilişkinin çok yönlü analiziyle kavranabilir. Bu yaklaşımın, dinsel davranışın sonuç olarak insanlığın varoluşsal sorunlarının çözümüne yönelik ve dolayısıyla da bu dünya ile ilgili bir olgu olduğunu savunan Weber'ci anlayışına uyum içinde olduğu açıktır. Turner'ın din sorunsalını bedensel bir olgu olarak cinselliğin örgütlenişi aracılığıyla zenginliğin parantez içinde mülkiyetin biriktirilmesine dayandırması, patriarki ve toplumsal cinsiyet kavramlarını da dikkate alan bir analiz yapabilmesinin yolunu açar. Çünkü bu dünyada dinin toplumsal işlevi açısından can alıcı önemdeki iki olgu, aile aracılığıyla mülkiyetin denetlenmesi ve bedenlerin toplumsal uzam içinde yeniden üretimi ve örgütlenmesidir. Ataerkil ailede mülkiyetin korunumu açısından kadınların ve özellikle kadın bedeninin denetlenmesinin gereğiyle tek tanrılı dinin bu denetimde oynadığı rolü dikkate aldığımızda Turner'ın teorik perspektifinin önemi ortaya çıkmaktadır. Tarihsel olarak Hristiyanlık, Batı toplumlarında bedenin özellikle de kadın bedeninin denetlenmesinin esas aracı olmuştur. Dolayısıyla kadınların kurtuluşu için verilen mücadelenin önemli ölçüde cinselliğin dinsel kavramlaştırmalarına karşı olması hiç de şaşırtıcı değildir. Brian Turner, Katolik Avrupa'da kilisenin hala kadınları ikincil konumda tutan yapıların başında geldiğine dikkat çekmektedir. Elbette kadınların bedenlerini ve doğurganlık yetilerini denetlemeye yönelen tek dinsel gelenek Katolisizm değildir. Protestanlık da bu açıdan yabana atılamayacak bir rol oynamıştır. Vahye dayanan tek tanrılı bir din olarak İslamiyet'in tarihsel ve teolojik olarak Yahudilik ve Hristiyanlıkla sıkı bağları vardır ve İslam geleneğinde cinsellik, topluluk, parantez içinde cemaat ve din arasındaki ilişkiyi belki de daha açık biçimde izlemek mümkündür. Tunuslu sosyolog Abdülvahap Buhtiba'ya göre cinselliğin işlevlerinden biri bireyi topluluğa bağlama yetisidir. Cinsel yaşam birleştiricidir ve İslam ümmeti genetik yaşama dayanır. İnsanın total toplumsal birliği cinsel dinamizmin bir sonucudur. Buna karşılık ümmet de bireyin yönelimleri ve dürtüleri üzerine kendi gereksinimlerini, kendi eğilimlerini empoze eder. İslam'a göre cinsel işlevin kendisi kutsal olanla bağlantılıdır. Tanrı'nın gücünün kendisini aşikar ettiği işaretlerden biridir. Dolayısıyla İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an'ın cinselliğin düzenlenişine özel bir önem vermiş olması doğaldır. Kutsal kitapların vahyinin ve vazgeçilişinin boşlukta değil de özgür, tarihsel, toplumsal, erkek egemen bağlamlarda cereyan ettiğini dikkate alacak olursak, cinselliğin düzenlenişinin
genellikle kadınların bedenlerinin ve cinselliklerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi anlamına gelmesine şaşmamak gerekir. Bu kutsal metinler, insansal/toplumsal kurgular olmaları ölçüsünde belirli toplumsal cinsiyet rollerini ve dikotomilerini kurgulamanın, meşrulaştırmanın ve pekiştirmenin belki de en etkili ve kapsayıcı araçlarıdır. Özellikle Batı'da laikleşme süreci sonucunda dinsel denetim pratiklerinin bir bölümü laik denetleyici pratikler içine entegre olmuşsa da dinsel kalıplar, motifler, imgeler ve uygulamalar kültürün genel akışı içine girerek aile ve cinsellik çevresinde dönen bir ahlaki söylem yaratırlar. Böylelikle var olan iktidar ve toplumsal cinsiyet ilişkilerini pekiştiren güçlü bir ideolojik silah oluştururlar. Bu, özellikle kökten dinciliğin bütün biçimleri açısından geçerli bir olgudur. Çünkü kökten dincilik, kutsal kitapları zamanın dışında ve dolayısıyla her zaman için geçerli metinler olarak sunar. Kutsal metinlerin ezeli ve ebedi nitelikte olduğunu öne sürerek tarih dışı bir dünya görüşünü yerleştirmeye yönelir. Patriarki, parantez içinde ataerkil sistem, bir cins olarak toplumda kadınların ezilmesi sonucunu doğuran kurumsal ve kültürel düzenleme ve uygulamaları belirtir ve genel olarak kullanıldığında erkek iktidarı anlamına gelir. Ancak bu, ataerkil sistemin örgütlenmesinin ve uygulanmasının tarihsel ve kültürel olarak farklılık gösterdiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Aksi halde tarih dışına düşmek ve bu kavramı cinsiyetçilikle eş anlamlı kullanmak tehlikesiyle karşılaşılır. Ataerkil sistem dendiğinde yalnızca kadın emeğinin değil, aynı zamanda kadın cinselliğinin, bedeninin ve doğurganlığının denetlendiği bir toplumsal sistem kastedilmektedir. Bu sistemde esas olarak korunan erkek çıkarları olmakla birlikte sistem erkeklerin iradelerinden bağımsız nesnel bir gerçeklik olarak var olmaktadır. Ataerkil aile biçimi de baba/erkek otoritesine ve soyuna dayalı ve esas olarak mülkiyetin babadan meşru oğula geçmesini güvence altına alan aile biçimidir. Lerner haklı olarak erkek egemenliğinin vurgulanmasının kadınların daima kurban durumunda ya da her türlü etkiden, haktan ve kaynaklardan yoksun oldukları anlamına gelmediği uyarısında bulunmaktadır. Bu tezde daha esnek bir ifadeye olanak tanıdıkları için patriarki yerine ataerkillik ve ataerkil sistem terimlerini kullanmayı yeğledim. Türkçe'de patriarki karşılığı olarak bazen patriarka terimi kullanılmaktadır. Ancak bu da patriarki gibi Türkçeleştirilmemiş bir karşılık, dolayısıyla ben İngilizce aslına daha yakın olan patriarkiyi esas almayı doğru buldum.